Arkadaşlar merhaba. <laughs> e, bugün size arabesk bir projenin mixine nasıl yaklaştığımdan, mixe nasıl başladığımdan, enstrümanları neye göre e, hizalayıp yerlerine oturttuğumdan bahsedeceğim. E, daha önceleri Pro Tools ve Logic kullanıyordum ki Pro Tools hala kullanmaya devam ediyorum. Fakat, e, Studio One son bir senedir aklımı bayağı çalmaya başlayan bir program oldu. E, bunun sebebi de, birçok e, dışarıdan üçüncü parti yüklememiz gereken yazılımların Studio One içerisinde e, tek bir pakette komplike halde gelmesi oldu ve çok pratik yani en iyi programlardan en iyi özelliklerini alıp adamlar içinde birleştirmiş, çok da güzel etmişler. E, Studio One kullanmama sebep olan en büyük etken de, daha doğrusu Studio One için beni en çok ikna eden kişi de e, Mix Yap YouTube kanalının sahibi olan Emrah Çelik'in e, Studio One ile ilgili çok güzel şeyler söylemesi oldu. Çünkü kendisi çok iyi bir müzik prodüktörü ve ses mühendisi olduğu için onun bazı görüşlerine kulak vermek e, bence önemli. Bence mix yap, YouTube kanalını da muhakkak takip edin. Çok iyi e, Türkçe içerik üretiyorlar. Şimdi önümüzde bir arabesk proje var. Neden arabesk proje seçtim öncelikle? Çünkü e, çok fazla akustik enstrümanın bir arada olduğu. Aynı zamanda akustik enstrümanların yanında e, dijital e, elektronik seslerin de bir arada olduğu. Ayrıca akustik kaydedilmiş perküsyonların da bir arada olduğu, her şeyden biraz biraz anlatmama sebep verecek malzeme olduğu için bir arabesk projesi seçtim. Genelde arabesk furyayla uğraşan, arabesk camiasında iş yapan insanlara birazcık böyle beyaz Türkler tırnak içerisinde mesafeli bakar. Fakat emin olun bir arabesk projenin altından kalkmak ya da bir ilahi Türk Sanat Müziği ya da Türk Halk Müziği projesinin ses mühendisi ve müzik prodüktörü olarak altından kalkmak inanın diğer jandralara göre bir tık daha zordur. İşin içine girince anlayacaksınız. Hem müşteri yönetimi, hem solist yönetimi, hem de enstrümancı yönetimi olarak bir kere böyle bir projeyi nota bilmeden yapmanız mümkün değil. Önce onu söyleyeyim aranjör tarafından. Çünkü yaylı vesaire notaları yazmanız gerekecek. Şimdi burada ekrana baktığınızda ya bir sürü kanal var neymiş bu iş falan dediğinizi duyuyorum. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Şimdi önce enstrümanları kendi arasında bir hizalayalım. Hani hangi enstrümanlar neler onları bir araya toparlamak gerekiyor. Çok önemli bir şey bu söylediğim. şimdi burada altolar dediği davulun bir parçası. Another pet zaten üstü, adı üstünde pet. Bas var, bas bendir var. Ve şimdi burada böyle bir 8-10 tane cello kanalı var. Şimdi öncelikle şu cello kanallarının e, renklerini kendi içerisinde <laughs> gruplayalım ki çalışırken bize daha doğru düzgün e, bir göz alanı yaratsın. Şimdi çalışırken dağınık çalışmayın. En e, büyük önerim bu olacaktır size. Çünkü dağınık çalıştığınız zaman gözünüzden kanal kaçabilir. Ee, bir kanalı mixlemeden atlamış olabilirsiniz vesaire vesaire. Yani düzenli çalışın. Bu sizin her türlü işinize yarayacak bir şey. Atıyorum cello'nun da rengi hafif böyle kırmızı turuncuya yakın bel kahverengi gibi olduğu için ben şöyle toptan bir kahverengi renk ya da turuncu sanırım bu turuncu bir renk seçeyim. Cello'lardan sonra Crash Darbuka falan filan var. Şimdi burada kocaman bir keman ailesi var. Şimdi arabesk müzik dendiği zaman Keman işin ABC'sidir. Onu muhakkak kaydedeceksiniz. Yani yüzde 80'inde var parçalarım ve kemanları çok iyi kaydetmek zorundasınız. Keman kaydı yaptığınız odanın vesairenin de gerçekten e, ikna edici düzeylerde olması gerekiyor. Kemanları da şöyle celloların yanına doğru taşıyalım ve bunlara da bir renk yollayalım. Ee, bu da biraz daha açık belki şöyle bir sarı renk olsun mesela. Gittik gittik gittik. İşte crash, darbuka, duduk var. Bir renk sazı bu. Bu da önemli bir yer tutacak tahmin ediyorum ki miksajda. Kick var, klasik gitarlar var, right işte şanlar bilmem neler. Solo keman var. Solo keman varsa şunları belli ki bu önemli bir abimizin icrası. Çünkü solo keman diye ayrı bir kanal açılmış. Ona gereken itibar gösterip keman grubunun en başına yollayalım renk olarak da. Şöyle bir renk seçelim. Okey. Ee, hızlıca violalar varmış. Okey. Şimdi bu violaları da. E, kemancının hemen aşağısına bir yere yollayalım, zoomumuzu da biraz daraltalım çok oldu bu zoom. Hah. Viololar da ne renk olsun atıyorum sarı gibi olsun. Şimdi mix ekranını ya yani daha doğrusu edit ekranı biraz daralttığımızda şu turuncu grup, cellolar, sarı grup, kemanlar en başta bir solo kemanımız var, aşağıda da. E, viola grubumuz var. Şimdi bu bütün bu kanalları neden kaydetmiş olabiliriz? Bunu bir düşünelim. Yani neden bu kadar çok keman, bu kadar çok üst üste cello bilmem ne var. Şimdi birincisi günümüzde müzik prodüksiyonunun e, maliyetleri bundan 20 sene öncesine kadar düştü. 20 sene önce, daha doğrusu stüdyoların boyutu da küçüldü. Bu da bunda bir etken. 20 sene önce atıyorum bir Orhan Gencebay albümü keman kayıtları yapılacağı zaman e, ortalama 15 ila 20 kemancı stüdyoya sokulurdu. E, tek seferde icralar yapılırdı. Ve iş biterdi. Fakat stüdyoların e, metrekare olarak alanları küçüldüğü için, bütçeler azaldığı için eee Başka bir formül geliştirdi bu keman icraları yapan gruplar. Aynı partisyonu e, 3, 4 ya da 5 kere üst üste çalıp e, daha büyük bir keman sesi simüle etmeye çalıştılar. Buna da dubleli kayıt etmek mantığı deniyor. Vokalde de kullanılıyor bu. Kemanlarda da kullanılıyor vesaire vesaire. Şimdi neden peki o zaman bir tane kanalı kopyalıyoruz da olmuyor. Niye duble kaydediyoruz? Ya var olanı bir daha kopyalayalım, aşağı yapıştıralım dediğinizi duyuyorum şu anda. Bu geçerli bir yöntem değil. Bu sadece kanalın sesini volüm düğmesiyle açmanızla eşdeğer. E, duble çalınmasının mantığı anlık olarak yay vuruşlarının, yay çekişlerinin milisaniyelerle ölçülecek oranda ufak gecikmelerle kayıda ulaşmasıdır. Bu da e, kendi içinde faz farklılıkları yarattığı için e, daha gerçekçi bir e, enstrümancı sayısının çoğaltıldığına dair bir izlenim yaratıyor. Aslında bir nevi illüzyon yaratılıyor. Yani Hacivat Karagöz oyunu gibi düşünün aslında. Küçücük bir Hacivat maskotu perdeye yansıtıldığında kocaman gibi duyuluyor, duruyor, görülüyor. Şimdi... İşimiz bitti mi? Hayır. Hala düzenlemeye devam ediyoruz. Şimdi keman gruplarını aldık bir yere koyduk. Şimdi burada ikinci e, belli ki burada bizim davul e, ve perküsyon gruplarımız da var. Şimdi kick hi-hat. Bu arada komanda basıyorum. Böyle toplu seçimler için tek tek. E, crash var. Snare alt var. Snare var. Splash var. Okey. Şurada bir tane alto var. Başka bir şey unuttuk mu hemen bir daha bakalım ee, ride var arada bir tane kalmış şimdi bunları da kendi arasında bir araya toparlayalım bunlar bizim ritim grubumuzun ilk ve en dominant elementi olan bateri grubunu oluşturacak bunların rengi de mavi olsun hepsi mavi olsun bunların benim obsesifliğim ben kick ve hi hat trampeti alt alta görmek isterim her zaman. Diğerleri istediği gibi dizilebilir ama kick şarkının en başında olacak çünkü şarkımızdaki ana yürüten belirleyen unsur o. Evet kick davul grubunun altında bir another pet diye bir şey var. Şimdi bu tarz armonik tekil kalmış artık tek kanala inmiş enstrümanları da kendi içinde ayrı bir yere toparlayacağım. Bas var, pad var. E, synth Bass var Synth Arpej var Şimdi Diyorsunuz ki ya arabesk parçada Synth ne alaka kardeşim ya Elektronik müzik mi yapıyoruz diye Böyle sığ düşüncelere girmeyin Neden girmeyin diyorum Çünkü o e, Yarım kulakla böyle Tırnak içerisinde de tepeden bakan bir kafayla arabesk parçaları dinlediğiniz için bunları duymuyor olabilirsin ama ciddi oranda elektronik müzik kullanılır arabesk müzikte. Özellikle alt harmonik seslerde yani aranjenin içinde eşlik olan seslerde. Hala farkındasınız şarkıya play düğmesine daha basmadım. İşim bitmedi çünkü. Bakın burada bir tane duduk kaldı. Duduğu en aşağı atacağım ki yalnız bırakacağım onu. O yalnız kurt olarak devam etsin hayatına burada. Şimdi iki Cino üçüncü nokta perküsyonları kendi arasında gruplayacağım. Tef var, darbuka var. Sırayla gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bassmandir var. Ee, atladığımız bir şey var mı var mı var mı bakalım. Evet yok galiba. Perküsyonları da kendi arasında gruplayacağız şimdi. Hizalayalım bakalım onları da atalım bir yere şöyle renklerini belirleyelim. En önemli şey bu. Mix ekranında ben çiçek gibi tertemiz, düzenli bir sayfa görmek istiyorum. Böyle kargacık burgacık her şeyin iç içe geçtiği böyle bir ekran çalışma motivasyonunuzu da düşürür. O yüzden düzenli gidelim. Klasik gitarlar var. Onlar zaten alfabetik sırayla dizildiği için alt alta. Tesadüf değil bu. Atıyorum mor olsun klasik gitarımızda. Altta şanlar var. Melodine'lanmış şanlar var. Melodyne sonra anlatacağım size. Şimdilik şanları kapatıyorum. İşim bitti mi? Hayır. Hala mix'e hazır değil bu dosyalar. Şimdi mixlemek üzere niyetlendiğimiz bir proje var. Şimdi bir parçanın en önemli unsuru daha bismillah şarkıya başlamadan bir tonu ne? İki metronomu ne? Mix yaparken tonunu çok da bilmeniz gerekmeyebilir. Yani kulağınızla bazı seslerin düzgün tınlayıp tınlamadığını bulabilirsiniz ya da enstrümanın fundamental frekansını bil bilirseniz o bölgelerde gereken işlemi kulağınızla da yapabilirsiniz ama metronomu bilmek zorundasınız. Neden? Ben çok görüyorum mesela proje kendi açıldığı metronomla yapıyorlar import ediyorlar kanalı hiçbir metronom bilgisi girmeden şarkıya delay ve reverb veriyorlar. Şimdi bu delay ve revert denilen şeyler zaman bazlı efektlerdir ve zaman bazlı efektler zaman bilgisini yani milisaniye bazında ölçülen zaman bilgilerini projenin metronom katından alırlar. Şimdi metronomu bu şarkının 138 ve ben bu metronom bilgisine göre şarkının reverb ve delay zamanlarını ayarlayacağım. Kuyrukların ne kadar uzayacağı ne kadar kısa alacağı, notanın kaçta karşılık değerinde uzayacağı kısalacağı vesaire gibi değerler. Ayrıca e, önüme gelen mixin yani kanalların editi kötü yapılmış olabilir editi kötü yapıldığı için benim bir yerden kesip bir yere yapıştırmam gerekebilir bazı şeyleri e, önümde metronom bilgisi olduğu için, zaten satır araları dediğim ya da sütun yani grid dediğimiz mantıkta çat diye ölçü başından kesip çat diye ölçü başının sonuna bir yere kopyaladığımda herhangi bir kayma taşma vesaire olmayacaktır ama metronomsuz çalışsaydım tamamıyla manuel el yoluyla el yordamıyla onun doğru girdiği yeri bulmaya çalışacaktım. Şimdi hiçbirimiz bu makinalar kadar hassas el ayarımız olmadığı için de muhakkak küçük tefek hatalar yapacaktık. Yani metronom kadar küçük ama önemli bir ayrıntıyı atlamayın. Mix'e başlarken metronomu muhakkak bilin. Bilmiyorsanız abi bu şarkının metronom nedir diye şarkının aranjörüne sorun. Yoksa başınız gerçekten çok ağrır. Bütün mix çöp olabilir. Ya da benim için öyle en azından. Ee, hala daha mix'e daha bakın bir tane plugin açmadım daha mix'e başlamadan önce. Öyle yani mix'e oturayım hemen harsh işte fab filter bir tane EQ koyayım hemen koy. Ya belki EQ kompresör ihtiyacı yoktur. Yani benim her zaman mix'teki mantığım şu. Minimum plugin, minimum hardware ile mix'i kurtarabiliyor muyum? Yani eğer iyi kaydedilmiş bir vokal varsa, iyi kaydedilmiş bir ee, atıyorum gitar kanalı varsa e zaten şarkı içerisinde de kendini buluyorsa ufak tefek volüm dengeleriyle, pan dengeleriyle, EQ ve kompresör vesaire gibi pluginlere dokunmayın. Pluginlerin hiçbir düğmesini çevirmeseniz bile kanalın üzerinde açtığınız her bir plugin en başta küçük tefek gecikmelerle çalışır. Ya delay compensation diye bir muhabbet var. Tabii ki o gecikmeleri dengeliyor, hizalıyor, bir şeyler yapıyor ama yani ne kadar az dijital müdahale yaparsanız sesin üzerine kurtarabileceğiniz kadar o kadar iyidir. Tabii bunun için kaydın iyi olması lazım. Kaydı yapan engineer'ın e, kaliteli bir ses mühendisi olması lazım falan filan. Yani zincir bir yerden koptu mu dağılıyor iş. Şimdi hala mix'e oturmadım. Ben şimdi bu mix ekranının play düğmesine bastığım anda master channel'da yani main channel dediği yer aslında bizim master kanalımızdır. Şöyle master yazayım üzerine siz de görün. Muhtemelen peak yiyeceğiz. Yani peak yemek ne demek? Orada kırmızılar vuracak, ses bozulma yorulacak falan filan. O ayrı bir konu. Ben ortalama bir mikse başladığımda ilk yaptığım hareket bütün kanalları seçip bu arada böyle böyle gittik 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 shift'e bastık çat diye de seçtik. Hepsi seçildi. Ben genelde 5 db civarında bütün faderları bir indiririm önce. Hiçbir şeye dokunmadım daha bakın. İlk yaptığım hamle bütün faderları bir 5 dB, 5.5 dB neyse 5.5 da kabul edilebilir. İndiriyorum. Neden? Çünkü bu bana sesi açmam, kapatmam vesaire için bir alan yaratıyor. Bunu da şimdilik kabaca headroom olarak bilin. Headroom aslında daha detaylı, çetrefilli bir mevzudur ama şu an bu videoyu izleyenlere şöyle aklında şöyle bir çentik atalım. Bu olaya headroom yaratmak deniyor kabaca tamamı değil tabii. Hedrum başka bir olay yine söylüyorum hemen alta yorum yazıp Aa, Hedrum o değil ki abi ya falan demeyin biz de biliyoruz bu olmadığını şu an sadece aklınızın bir köşesini millemek istedim onu şimdi önce mikse başlarken bir volüm dengesi yapın yani bugün Alan Persons'dan tutun Rick Rubin'e kim varsa buna Türkiye'deki büyük ses mühendisleri de dahil yani bütün Türkiye'deki pop sound'unu yaratan herifler de dahil bunlar çok büyük emekçi adamlardır aslında. Bu adamların vakti zamanında önünde böyle binlerce plugin, mükemmel dovlar, mükemmel konvertörler yokken çok basit bir kayıt sistemiyle bir tane 32 kanal mikser bantaya da DR16 gibi hard disk recorder'lara kayıt ve mix yapıyordu bu herifler. Bu adamların yaptığı ilk şey Volüm balansıdır. Mixe başlarken yapılacak ilk şey hiçbir plugin açmadan önce volüm balansı yapın. Kendi zevkinize, kendi mix anlayışınıza göre bu tamamen değişebilir. Ama volüm balansı en önemli şeydir. Mix'in sonunu belli eden ilk hamledir bana göre. 2. Volüm balansı işi bittikten sonra panlama yani panorama yani stereo alanda hangi enstrümanı nereye konumlandıracağınıza bakın. Bu doğru volüm balansı ve doğru panorama ayarları yapmak sizi daha az plugin kullanmaya, daha az kompresör kullanmaya doğru sevk edecektir. Bu da mixinizin bana sorarsanız daha hayırlı bir noktada sona ermesine sebebiyet verecektir. Daha sonra çünkü şöyle bir şey olacak. Doğru volüm balansı ve doğru panorama yapılmamış bir mix kurtarılmak için, mixi kurtarmak için EQ üstüne EQ, kompresör üstüne kompresör ne bulursanız koyacaksınız ve o sound çıkmayacak. Farkındaysanız hep de şöyle derler. Abi demodaki hali daha güzeldi ya. Niye? Çünkü demoda genel itibariyle EQ'ya, kompresöre fazla bakılmaz. Ufak bir denge yapılır. Sanatçıya yollanır. Sanatçı demoya aşık olur. Siz mastering'i bitirirsiniz. Size der ki abi demodaki daha iyiydi ya. Siz de böyle çıldırırsınız. Ama aslında haklılar. Yani volüm balansı ve panorama yani panlama bu işin anahtarı. Şimdi ilk videonun sonunda bu volüm balansı muhabbetini ve panoramayı anlatayım. Daha sonraki bir sonraki videoda volüm balansını ve panlamayı yapacağım. Bu video şimdilik bu kadar. Devamı gelecek. Takipte kalın. Sosyal medya hesaplarımız var. Oradan da yazın. Muhabbet edelim. Gelin burada tanışalım. Ders almak isteyen gelebilir. Bunlar böyle öğrenilecek işler değil YouTube üzerinden. Yapmanız gerekiyor. Kendiniz ders alarak da öğrenilecek bir şey değil. Ders almak öğrenim sürecinizi hızlandırır sadece. Eller kirlenecek. Yapılmadan, dokunmadan bir şey öğrenilmiyor. Öyle YouTube'dan efelle mefelle böyle iki tane ritim açıp bu işler öğrenilmiyor. Prodüser de olunmuyor. İkinci videoda görüşmek üzere. Bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel şeyler üretirsiniz. Ben de ufacık bir vesile olursam çok mutlu olurum.